Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Dede. Hay maşallah. Evet alplerim, 20. mektuba devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 5. kelime lehül hamd. Yani hamd ve senâ, medih ve minnet ona mahsustur, ona layıktır. Demek nimetler O'nundur ve O'nun hazinesinden çıkar, hazine ise daimidir. Hamd ve senâ, medih ve minnet ona mahsustur cümlesini biraz açar mısınız Gül Dedem? Hay hay yiğidim maşallah. Hamd'de methetme manası var yiğitlerim. Nimetlere şükrediyoruz. Yemeklerden sonra ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Allah ağaçtan meyveyi süzüyor. Allah topraktan sebze süzüyor. Allah kainattan da bizi süzüyor. Bir araya geliyoruz. Onlar gıda oluyor. Biz misafir oluyoruz. Aslında hepimiz süzülmüşüz. Ama Allah onları gıda olarak süzmüş. Bizi insan olarak süzmüş. Onları bize ne yapıyor? Yediriyor. Biz de şükrediyoruz Allah'a. Hem de met ediyoruz onu. Süzme ancak sana mahsustur Allah'ım. Kim neyi met etse Allah'ı met etmiş olur. Ama bunu bilerek yaparsa mümin oluyor, sevap alıyor. Mesela bülbülün sesi ne kadar güzel. Bülbül kendi mi yaptı o sesi? Yok. O sesi met ettik mi o medih Allah'a gidiyor yiğitlerim. Çiçeği met ediyoruz, o medih Allah'a gidiyor. Arıyı met ediyoruz, o medih Allah'a gidiyor. Nimetler O'nun hazinesindedir diyor. O hazineler nelerdir Gül Dedem? O'nun hazinesi Esma-i İlahiyedir. Yani Allah'ın güzel isimleridir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Cenab-ı Hak eşyayı neden yaratıyor? Yoktan yaratıyor. Yoktan demek yani yok iken yaratıyor. Yani yok diye bir şey var da ondan yaratıyor değil. Nereden geliyor bunlar? Bunlar Allah'ın isimlerinden geliyor. Her isim bir hazinedir. Her mahluk bir cevherdir. Allah'ın isimlerine mecazi olarak hazine deniliyor. Bir hazine var da oradan geliyor değil. Allah'ın isimleri hazine. Halik ismi dilediğini yaratıyor. Hazinenin tükeneceği yok. Hadsiz, sonsuz. Ne kadar dilerse o kadar yarat. O halde bütün medih ve minnetler Allah'a mahsus. Niye? Çünkü kainatta ne varsa onun hazinesinden gelmiştir. Bir şeyin şeklini, suretini beğendiniz mi? O Musavvir isminden gelen bir altındır. Onu beğeniyorsun. Yine Allah'ı methedeceksin. Bir şeyin şeklini, suretini beğendiniz mi? O Musavvir isminden gelen bir altındır. Onu beğeniyorsun. Yine Allah'ı methedeceksiniz. Bir nimeti beğendiniz, onu ikram eden mün'imi methedeceksiniz. Rızkı mı beğendiniz, Rezzak'ı methedeceksiniz. Bir hayatı mı beğendiniz, Muhi'yi methedeceksiniz. Yani neyi methediyorsanız o Allah'ın isimlerinin bir tecellisidir. Allah'ın bir isminden geliyor o. Ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibül vücuda ki Allah denilir. Kimden gelse, kime karşı da olsa, kimi methetse, o kimlerin ikisi de Allah'ın mahlukudur yiğitlerim. Allah'ın bir mahluku diğer mahlukunu methediyor. Mülk O'nun. Bir şeyi methediyoruz, O'nun mülkü olmayan bir şey yok ki. Onun için bütün medihler O'nun mülkünde, O'nun mahlukatında yapılmış oluyor. Kimden gelse, kime karşı da olsa. Mesela bir insan Selimiye Camii'nin neyini methetse, zahirde kubbeyi methediyor, hakikatta Sinan'ı methetmiş oluyor. Zahirde mihrabı methetmiş oluyor, hakikatta Sinan'ı methetmiş oluyor. Zahirde minberi methediyor, hakikatta Sinan'ı methediyor. Orada her şey onun eseri. Hepsi onun eseri. Selimiye'nin tamamı Sinan'ın eseridir. Minareyi methetsen de ona gider, kapıyı methetsen de ona gider, minberi methetsen de ona gider, mihrabı methetsen de ona gider. Çünkü hepsi Sinan'ın eseridir. Aynı bunun gibi. Bu kainat Allah'ın eseridir yiğitlerim. Kainatta neyi methetsek Allah'a gider. Ama bunu bilerek methedenler marifetullah'ta ilerlerler. Kainatta neye hayret edilirse bu hayret Allah'a gidiyor. Ama bu şuurda olmak şartıyla önce hayret edecek, sonra Allah bunu ne güzel yaratmış. Önce methedecek, sonra Allah bunu ne harika yaratmış dedi mi marifeti gelişecek. Neyi methetsek Allah'ı hatırlayacağız. Çünkü onun eserini methetmiş oluyoruz. Onun ihsanını, onun keremini, onun kemalini methetmiş oluyoruz. Evet, gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.